Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar Waves'e başlamak istiyorum. Bugün çok mail aldım sizlerden. Özellikle son 3 gündür Waves'i sizlere paylaşıyorum. Ve şurada arkadaşlar bakın 3 gün öncesinde çekmiş olduğum video BZRX ve Waves'e dikkat edin diye. Waves söylemiş olduğum alanları kırdıktan sonra son 2 videodur yani ondan sonraki 3 videodur her gün Waves'i tekrardan sizlerle inceledim. Bakın şu videoda tekrar Waves var, şunda tekrar var, bunda tekrar var. Hepsini özellikle inceledim çünkü sizlerden gelen mailler neticesinde yapmış olduğum paylaşımın tekniksel veriler açısından değerlendirmesini her zaman yaptım sizlerle. Ve Waves'i size paylaştıktan sonra günlükte indikatör özellikle kullanmış olduğum indikatörlerde günlüklerde kırılım geldiği zaman gerçekten bugüne kadar gayet başarılı çalıştı ve Waves'te de gerçekten mükemmel bir şekilde çalıştı. Waves için size yapmış olduğum uyarıdan sonra özellikle retestler açısından iğnelemeler saatliklerde kötü görünmüş olsa bile benim için önemli olan şey her zaman neydi arkadaşlar? Büyük fotoğraf ve bu büyük fotoğrafı da sizlere her zaman paylaşmaya çalıştım. Bakın şurada bu üç altcoin'e giderken de XLM, Super ve ONT'yi başladım ve paylaşmıştım. Ve orada Super için sizlere kısa vadede bir coin olduğundan bahsetmiştim ki o bile %50'lere vardı daha 4-5 gün olmadan. Ve akabinde diğer coin'leri paylaştım. Özellikle bir Toba formasyonu vardı. O da kısa vade paylaşmış olduğum coin'lerden birisiydi. Stop oldu. Stop olduktan sonra tekrardan bir hareketlenme söz konusu. Tabii ki bazı coin'ler yükselebilir, bazıları yükselemez. Ama Allah'a şükür bugüne kadar sizlere vermiş olduğum birçok coin gerçek anlamda büyük yükselişler getirdi ki bakın burada özellikle dikkat etmek istediğim diğer bir detay daha var. Şurada MKR'ye dikkat diye sizleri uyardığım günden beri şu görmüş olduğumuz 4 tane videonun hepsinde MKR'yi de inceledim arkadaşlar. Ve MKR'de o bölgeden bu bölgeye doğru harika hareketler geldi ki özellikle BTC'de sizlere söylemiş olduğum en önemli özelliklerden birisi de şuydu arkadaşlar. Bitcoin'de 47 bin bölgesi benim için 64 bin bölgesi neyse oydu ve o bölgelere çok dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler sundum. Bakın şurada 6 gün öncesinden yani bir hafta öncesinden bile Bitcoin 47 bini kıramazsa altcoin'lerde devasa yükselişler başlar diye hareketler paylaştım ki özellikle Bitcoin 47 bin bölgesine geldiğinde altcoin'ler diplerinden bugüne birçoğu %100'ün bile üzerinde hareketlilik gerçekleştirmiş. Herkes o zamanlarda ayı piyasasıyla ilgili birçok paylaşım yaparken temkinli olmanın bu piyasada en önemli olan şey olduğunu ve matematiksel verilere güvenmenin ne kadar değerli olduğunu hep birlikte tekrardan görmüş olduk. Buradan Waves'e tekrar geçmek istiyorum. Bakın Waves'te daha önce arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz alanda indikatör bana bir kırılım vermişti ve altında kesinlikle hiçbir şekilde bağımsız kapanış gelmedikten sonra hareket başladı. Turuncu alandan sonra özellikle katıl butonundaki arkadaşlarla beraber takip ettiğimiz bir coin'di ki bakın o alanlardan bu alanlara yaklaşık ne kadar bir hareket arkadaşlar? %68. Dün özellikle tekrar paylaştım. Kırılım gerçekleştikten sonra çift retest gerçekleştirdi ki bu genellikle alıcıları piyasadan biraz daha egale etmek için özellikle küçük yatırımcılar çıkartmak için yapılan bir tekniktir. Hatta 3. retestini bile gerçekleştirdi. Ama gördüğünüz gibi iğnelemeler bu bölgeye geldiği zaman alıcılar, gerçek alıcılar gerçekten bu bölgede çok iyi toplanmış durumdaydı. Ve dün sonrasında yapmış olduğum paylaşım sonrasında bile iğnelemeyi geçelim. Gövde bölgesinden alalım arkadaşlar. 24 saat içinde %67'lik bana göre mükemmel ötesi bir hareketlilik gördüğünüz gibi gelmiş. Çok teşekkür mesajı aldım. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Elimden geldiği özellikle BTC'nin çok volatil olduğu dönemlerde bazı coinlerden çekindiğim ve sizlere paylaşmaktan çekindiğimden bahsetmiştim. Ama tabii ki piyasanın biraz daha oturma dönemlerine geldiği zaman biraz daha rahat sizlerle paylaşımlarda bulunabiliyorum. Bakın Alfa örneğin katıl butondaki arkadaşlarla bizim mükemmel bir şekilde takip ettiğimiz çok kısa süre içerisinde %46 ve bunun gibi birçok coin söz konusu ki AV'ye tekrardan gelmek istiyorum. Sonra Bitcoin sizler için inceleyeceğim. AB'de de arkadaşlar bakın özellikle çanak kul formasyonu 4 saatte kırıldıktan sonra ve bu formasyon stop olmadı. Neden olmadı? Bakın şu son görmüş olduğumuz kırılım yapan mumun alt bölgesinde gördüğünüz gibi iğnelemeler olsa bile ondan bağımsız kapanışlar gelmemişse ben kendi adıma stop olmam. Hatta ben kullanmış olduğum hareketli ortalamayı takip ederim. Bunun altında bağımsız 2 tane kapanış görmeden stop olmam. Yatay destek ve dirençle bölgeyle birlikte onu bütünledikten sonra bunlar çok önemli detaylar. Ve burada da gördüğünüz gibi bakın AV'de kırılım şuradaki mükemmel kırılımı görüyor musunuz? Kırılım retest ve harika ötesi bir hareket gördüğünüz. Ve günlükte de bir retest yaptığından bahsetmiştim. Retest akabinde görmüş olduğunuz gibi ilk hedefine geldi. Bölgedeki hedeflerden sonra zaten hedefi 593 bölgeleriydi. Daha ötesi özür dilerim. Bu bölgelere daha gider mi gitmez mi bunu bilmek mümkün değil. Bu yüzden her zaman sizlere söylüyorum. Formasyonların hepsinin %100 çalışması gibi bir şey olamaz. Burada önemli olan piyasadan korkmadan, çekinmeden sadece belli stoplarla belli düzeyde kendinizi garantiye aldıktan sonra işlem açmanızdır. Çünkü piyasada neler olabileceğini ben de sizlerle bir başkası da bilemez. Biz sadece tekniksel veriler ışığında
oluşabilecek senaryolar üzerinden bahsedebiliriz ki bu da zaten olması gereken tek şeydir. Çünkü siz burada teknik seviyeler ışığında kendinize bir yol haritası çizersiniz. Kendinize göre bir risk getir analiziniz vardır. Ve buna disiplinli bir şekilde uymanız gerekir. Coin'den coin'e atlamamanız gerekiyor. Bunlar da önemli detaylardan birisi. Ve belli oranlarda kırılımlar gelmişse altına stop koyar işleminizi beklersiniz. BTC düşer mi düşmez mi nerelere gider onu bilmek mümkün değil. Ama önemli olan piyasada bir şey varsa bundan nemalanabilmektir arkadaşlar. Ve piyasada alabildiğiniz kadar para kapabilmektir bu piyasadan. Para kaptırmadan tabii ki bunlar en önemli detaylar. Şimdi MKR'ye gelmek istiyorum tekrardan. MKR'de sadece dünden beri yapmış olduğum paylaşımdan sonra %21 var ki ben sizlere MKR'yi uyardığım zaman şu görmüş olduğumuz alanlarda bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda kırılımlar vardı. Bakın şurada düşen trend ve Tobo formasyonu. Tobo'dan sonra bölgeye gitti geldi tekrardan alan ve özellikle 3115 bölgesinden sonra MKR'nin önemli olduğundan sizlere bahsettiğim günden beri bakın yaklaşık bir 10 gün önceki bir video arkadaşlar %84'lere varan bir hareketlilik gelmiş durumda ki MKR'yi son 3 videodur özellikle hep sizlerle de paylaştım arkadaşlar. Bunlar da en önemli detaylardan birisi. Bunu da sizlere tekrardan belirtmek istedim. Bitcoin'e geçeceğim arkadaşlar. BTC'ye geçerken de Bitcoin dominansında var olan hareketliliği öncelikle sizlerle paylaşmak istiyorum ki bana göre gerçekten artık devasa ama çok devasa hareketler gelmek üzere. Çünkü BTC 2018 yılından beri ilk defa şu görmüş olduğumuz bakın şu alana ne zaman gelmişti? 2017 ve o alandan sonra görmüş olduğunuz gibi bu alanda altcoin'lerde çok büyük ralliler gördük. Bu gerçekten çok önemli bir detaydı. Ve dominans şu an için arkadaşlar bakın 51 bölgesini kırarken de bunu haftalık gerçekleştirdik ki bunu zaten bekliyordum arkadaşlar. Ve burada bir retest gerçekleştirebilirse eğer tekrardan 51'e doğru gelip altcoin'lerde biraz dökülmeler belki yapabilirler. Bu kesinlikle asla ifade eden bir durum değil arkadaşlar. Ama artık gerçekten altcoin'ler için şu görmüş olduğumuz alanlarda devasa yükselişler için bir başlangıç olabileceğini düşünüyorum. Çünkü momentum açısından RSI'ye baktığım zaman görmüş olduğunuz gibi aşırı sat bölgelerinde ve şurada özellikle günlük baza gelmek istiyorum. Günlük bazda da arkadaşlar bakın şurada görmüş olduğunuz gibi bir kanal hareketi var. Bu bölge üzerinde hala zikzaklar çiziyor. Burada özellikle kanalın üst bölgesi kırılmadan yeni yükselişler gelmez. Şu an için ben en azından onu takip ediyorum. Bu alanlarda artık dikkatli bir şekilde stop yükselterek altcoin'ler denenebilir ki özellikle büyük çaplı coin'lerde Ethereum'da ve diğer coin'lerde görmüş olduğunuz gibi devasa hareketler başlayacak gibi duruyor. Şimdi BTC'ye geçeceğim arkadaşlar. BTC'de sizlere söylemiş olduğum gibi haftalık baz çok önemliydi. Bunu zaten sizlere söylemiştim. Haftalık bazdaki kırılım bir fake hareket olarak kaldı. Akabinde tekrardan yukarı yönlü bir hareket gerçekleşti. Ve günlükte biz Bitcoin'de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yukarı yönlü hareket gerçekleştiriyoruz. Şu an için BTC'de ana karakteristik bölge benim için 58.600 veya 700 bölgeleri. Bu bölgede üzerindeki kapanışlar bizler için çok önemli. Çünkü indikatör açısından kullanmış olduğum indikatör açısından. Dün sizlere söylemiş olduğum ABCD formasyon kırılımı yani bu kesin bir formasyon zaten ifade etmiyor. Bunun üst bölgesi yani Fibonacci A bölgesinden B bölgesine doğru çekmiş olduğumuz Fibonacci düzeltmesinin de özellikle 0.382 bölgesinin tam olarak bu bölgeden gelmesi ve tepkinin bu bölgeden gelmesi tehlikeliydi. Bu açıdan burada daralım biraz daha artmış durumda. Umarım bu yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirir ve şu görmüş olduğumuz alanlarda konsolide olmayı başarabilirsek altcoin'lerde sadece bir hafta içerisinde %300'lere 500'lere varan hareketlikler bile gelebilir. Tabii doğru yerde doğru coin'i seçmek şartıyla. Bu da en önemli olan detaylardan birisi. Ethereum'a geçeceğim arkadaşlar. Bu arada BTC'de tekrardan geleyim. Stop bölgesi olarak da sizlere söyleyebileceğim şu an için bölge özellikle bana göre şu anda indikatörün direnç açtığı bölge ki 54.392 bölgesi kısa vadede stop olarak değerlendirilebilir. Şimdi buradan Ethereum'a geleceğim. Ethereum'la ilgili de arkadaşlar bakın günlüklerde sizlere özellikle çok daha diplerden kırmızı alanlardan beri paylaşmıştım. Ve son 3 gündür de özellikle bahsediyorum Ethereum'la ilgili. Genel paylaşımlar yapıyorum sizlere. Bunu kaldırayım. Görmüş olduğunuz mavi bölge benim için önemliydi. Bölge kırıldı, indikatör kırıldı ve güzel görmüş olduğunuz gibi hareket. Bakın şu iğneli hareketler ve küçük yatay hareketler akabinde daha büyük hareketleri getirebilir. Bu günlükte olsaydı o zaman Ethereum olarak çok daha farklı olurdu. Daha önce de dediğim gibi aylar öncesinden hatta 2 ay bile olmadı yapmış olduğum paylaşımda Ethereum 3500 dolara, 3333 dolara bakın net bir sayı vermiştim. Gidiyor derken herkes benimle dalga geçiyordu. Yani maillerde. Şu anda gelmiş olduğumuz bölge 3300 bölgesi arkadaşlar ve bu çok kısa sürede stop olmadan geldiğimiz bir bölge. Gördüğünüz gibi Ethereum'da mükemmel bir şekilde hareketine devam etmekte. Dogecoin'i sizlerle paylaşacağım. 4 saatlik de önemli bir kırılım var. Bakın arkadaşlar burada mükemmel bir Tobo oluşmuş durumda. Özellikle Doge benim için aylık bazda önemli coinler. Doge'la ilgili genel bir uyarı videosu sizlere zaten paylaşmıştım. Kırmızı alandan sonra
Ve belli oranlarda hareket gelse bile geri çekildi. Şu anda bakın görmüş olduğunuz gibi 4 saatlikte kullanmış olduğum indikatör mükemmel test edildi ve tepkim. Ve burada şu an için bir topo formasyonu kırılımı söz konusu. Bu tabii ki formasyonlar %100'lük asla ifade etmez. Bunu tekrar belirteyim. Katabuton'daki arkadaşlarla beraber de takip ettiğimiz coinlerden birisi. Bakın ana direnç bölgem 429 bölgesi. Bakın şu görmüş olduğumuz alan benim için önemliydi. Daha önce zil çalınan bölge ve şu alanlar değerliydi. Şu görmüş olduğumuz hedefi daha önce görmedik. Formasyon hedefi noktasal bir şekilde bu bölgeyi gösteriyor şu anda. Buraya ulaşır mı ulaşmaz mı bilmek mümkün değil. Stop bölgesi olarak da arkadaşlar formasyonun bozulabilmesi için benim için şöyle göstereyim. Şu görmüş olduğumuz alanın altında kapanış gelmesi gerekir ki zaten 310 bölgesi de burada. Görmüş olduğunuz gibi indikatörün geçmiş olduğu bölge. Bu bölge altı kapanışlar. Daha fazla risk sevenler için 297 bölgesi altı kapanışlar stop olarak değerlendirilebilir. Şu an için formasyon kırılmış, retest edilmiş. Akabinde çift retest de gerçekleştirebilir. Hareket yapması bekleniyor şu an için. Tabii ki bunlar kesinlik ifade etmez. Tekrar söylüyorum. Bu sadece matematiksel görmüş olduğumuz, teknik veriler dışında görmüş olduğumuz bir formasyon. Trend dönüşüm formasyonu olarak topu formasyonlarının öneminden bahsetmiştim. Ama her zaman trend dönüşüm olarak çalışmazlar. Şu anki piyasa şartlarında takip edilebilir. Coinlerden birisi olarak değerlendirilebilir. Litecoin'e özellikle değinmek istiyorum. Litecoin'de de belli oranda kırılımlar var. Özellikle günlük baza gelmek istiyorum. Litecoin'de arkadaşlar bakın günlükte kırılım gelmişti. Bu kırılım sonrası biz zaten takip ettiğimiz coinlerden birisi. Benim özellikle Doge'de daha önce BTC partisinde sizlere paylaşmış olduğum parite içerisinde önemli kırılımını gerçekleştirmiş ve BTC partisinde gerçekten bana göre patlamaya hazır coinlerden birisi ama tabii ki bunlar ne kadar sürede nasıl gerçekleşir veya gerçekleşmez bunu bilmemiz mümkün değil. Ama önemli coinlerden birisidir. EOS gibi uyuyan devlerden hala benim için yani eski Tether seviyesine kadar neredeyse gelmesine rağmen bana göre hala BTC partisinde büyük uyuyan devlerden birisi. Yükselir mi yükselmez mi nerelere kadar gideceğimi bilmek mümkün değil. Bu açıdan ben kısa vadelerde kendime göre yapmış olduğum destek ve direnç bölgelerini takip etmeye devam ediyorum. Özellikle dominans düştüğü zaman büyük coinlerin daha yakın takip edilmesinin önemli olduğundan bahsetmiştim sizlere. Ve Ethereum'da günlerdir tırmanıyor. Ethereum'un BTC partisine karşı güçlü olması altcoin'ler için ekstra bir güzelliktir. Bunu asla unutmamak gerekiyor. Bu açıdan da sizlere gerekli uyarıları zaten daha öncesinden yaptım. Hep yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Büyük coinlerin de bu süreç içerisinde takip edilmesi önemlidir diye düşünüyorum. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Sizlere faydalı olduğumu düşünüyorsanız videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Videolardan haberdar olabilmek için de arkadaşlar mutlaka abone olduktan sonra zil butonunu açınız. Daha fazla tekniksel verilerden faydalanmak istiyorsanız katıl butonundan bana destek verebilirsiniz. Orada bir yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyorum. Sadece matematiksel veriler dışında görmüş olduğum coinleri günlük sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar.